Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, derneğimizin saygıdeğer üyeleri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü toplantımızın amacı Ordu Büyükşehir Bakanlığı'nın OBB olarak geçecektir. Ulusal ve uluslararası platformda ünyemizi küçük düşüren diplomatik bir skandala sebep olmasıdır. OBB Bakanı bu skandalda ünyegilleri, ünye kültürünü ve ünye yararına gönül vermiş bilim adamlarını aldatmıştır. Bundan sebep ünyeye karşı bu tutarsız, yetersiz davranış gösteren OBB Bakanı ve takımını artık saygı duymuyoruz. Saygı duyulmayan kişileri memleketimizde de görmek istemiyoruz. Bu gerçeği mensubu olmaktan gurur duyduğum, siz basın mensupları aracılığı ile halkımıza duyurmak istiyoruz. Ben de bir basın mensubu olarak şeref duyduğum sizin takımın bir üyesiyim. Konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette ihanet boyutundaki bu skandalın bir diyeti vardır. Konu uluslararası diplomatik bir skandal olması nedeniyle halkımızı bilgilendirmekten öte İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecektir. Çünkü skandala konu olan Ertuğrul Şehitleri ve Türk-Japon Kültür Merkezi temel atma törenlerine halkımız ile birlikte davet ettiğimiz misafirlere karşı onur kırıcı bir hadise yaşıyoruz. Törenimize Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği adına ve Mülki Amir Valinin adına davet ettiğimiz tören programını sunduğumuz halde Ordu Büyükşehir Belediye Bakanı törenimizi sabote etmiştir. Törene davet edilenler arasında şunlar vardır: Japonya Ankara Büyükelçisi Ekselansları Suzuki Kazuhiro, Japonya Varşova Büyükelçisi Ekselansları Akio Miyajima, Sayın Günseli Kota, Japon Kültür Programcısı ve TRT Program Yapımcısı, Mülki ve İdari Amirler, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Yusuf Turgut ve arkadaşları, Trabzon Taka Gazetesi, Profesör Doktor Yücel Tanyeri İzmir'den, Profesör Doktor Cem Keçik Eskişehir'den, Profesör Doktor Kenan Aras Ankara'dan, bunlar yer alıyordu. Bunların hepsi üyeyi uluslararası ve ulusal platformda tanıtacak muhteşem misafirlerimiz olacaktır. Ordu Büyükşehir Belediye Bakanı görevini yapmayınca olay uluslararası bir skandalın tam ortasında kaldı. Durum valiliğe arz edildi. Çözüm bulunamadı. Bunun üzerine davetlilere telefon edilerek programın valilikçe iptal edildiği duyurusu içimiz kan ağlayarak yapıldı. Bu skandala sebep olan OBB Bakanı'nı eylemi nedeniyle OBB Bakanlığı'nca aldatıldık ey ünye yazımız ile ayrıca açıklanmıştır. Bunu ekte size sunacağız. Ünye uluslararası bir anıta sahip olmanın onurunu yaşıyor. Bundan 134 yıl önce Japonya'nın Oshima Adası'nda Koshino Feneri açıklarında dünyanın en büyük deniz facialarından birisi yaşandı. Ertuğrul Fırkateyn'i şerefle imparatorluğun bayrağını Japonya'ya taşıdı. Dönüşte 500 gemi Ertuğrul büyük bir fırtınaya yakalanarak parçalandı ve 550
Levent'imiz şehit oldu. 69 Levent Koşunov Feneri'ne ağır yaralı olarak çıkmayı başardı. Şehitlerin 10'u Ünyeli'ydi. Bu Levent, bir Levent'imiz sağ olarak Ünye'ye dönebildi. Bu felaket için Sultan II. Abdülhamit sansür koyduğu için detaylı bilgiler oldukça eksiktir. Bu felaket için Japon halkı yardımı yapmakta seferber olmuştur. 50 nüfuslu Oshima köylüleri varını yoğunu askerlerimize verdi. Köy muhtarı Saito emrinde şefkatin, hümanizmin şaikası gösterildi. Hala bu felaketi unutmayan Japonlar şehitlerimiz için iki anıt yaptırdı. Üçüncüsünü Atatürk yaptırdı 1936 yılında. Ülkemizde ise kazadan 124 yıl sonra sadece Ünye'de olan anıtı yaptırdık. Bu anıt sadece Ünye şehit ve gazilerini değil, hemen tamamı Karadenizli olan şehitleri temsil eden ulusal ve uluslararası bir anıttır. Bu anıtta ayrıca 3 uluslararası anıtı temsil eden yapıtlar mevcuttur. Böyle yüce bir Ünye kültürünü sabote eden OBB Bakanı'nı siz basın mensupları önünde Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyn'in Şehitleri Derneği adına şiddetle protesto ediyorum. Şimdi niçin bu skandal oldu? 4 yıldır uğraş veriyoruz. Bakan Bey'e bu projeyi, yani Türk-Japon Kültür Merkezi'nin yapımını ilk defa Japon elçiliğinde bir resepsiyonda kendisine anlattım. Kendisi de bu resepsiyona Türk-Japon Teknoloji Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde olması nedeniyle davet ediliyordu. Ben de üstün hizmet ödülü olarak davet ediliyordum. Bu konuşmayı Japon Büyükelçisi, OBB Bakanı, ben ve bir de Konyalı birisinin olduğu bir masa etrafında kendisine ilk defa sundum. Bu projeyi Konyalılar kaptılar ve Kyoto Parkı diye Konya'da bizim projenin aynısını yaptılar. Biz 4 sene sonra aldatıldık. Ünye kültürü için taleplerimiz vardı. Bunun için Ünye'nin akil heyetiyle, ki bu akil heyet içinde Emine ablamız, Emine Güven Çavuşoğlu ve Orhun Güven abim de vardı. Her defasında OBB Bakanlığı'nın kapısını beraber çaldık. Her seferinde plan tekliflerimiz onaylandı. Örnek olarak Türk-Japon Kültür Merkezi konusu kesin olarak karara bağlandı. Bu süreç 4 yılımızı aldı. Enerjimizi tükettiler. Her görüşmede yüzümüze gülündü. En son 1 yıl önce bu konunun kamuya duyurulması görevi bakan tarafından bana verildi. Ve gene sizin aracılığınızla Ünyegillere bu projeyi tanıttık. Basın toplantısıyla duyurduğumuz bu görevi makale halinde de yazdım. Tüm kesimlerden olumlu görüş ve yazılar geldi. Hiçbir STK veya kişiden olumsuz mesaj gelmedi. Hatta çok kimseden destek geldi. Buna rağmen hiçbir icraat yapılmadı. Bu sürede avara kasnak gibi dolandırıldık. Sonunda aldatıldığımız ortaya çıktı. Niçin aldatıldık? Son olarak 14 Temmuz Ertuğrul şehitlerini anma töreninde bu temeli atacaktık.
tam kesin karar verildi. Bir yanlışlık olursa uluslararası bir skandal olur endişesini dile getirdim. Hayır dediler, kesin atacağız. Sonra bana arabayla bir protokol gönderdiler. Protokol yazısı da ekte size sunulacaktır. Bu protokolda temel atılacak iki torba çimentoyla, üstünü bizim dernek yapacakmış. Ve iki sene bize tahsis edilecek bu merkez. Şaşırdım ve imzalamadım. Bu protokolü gönderen Nihat Şen aracı danışman olarak aradım. Vardı dedi, öyle konuşmuştuk ya. Ne konuştuk ya? Sen ne konuştuğumuzu bilmen lazım. Anlaman lazım. Algı sorununuz mu var? Ondan cevap alamayınca Bakan Bey'i aradım. Saat gece 10'du. Dedim, bu protokoldan sizin haberiniz var mı efendim? Böyle bir şey konuşulmadı. Nereden çıktı? Biz nasıl yapacağız burayı? Nihat Bey'le nasıl konuştuysanız öyle olsun denildi. Biz öyle bir şey konuşmadık. Siz ondan konuşun dedi ve beni başından sağmış oldu. Sonra bir mesaj attı. Dedi ki, şu anda konuşamıyorum. Ve aradan 12 gün geçmesine rağmen bu konuda hiçbir geri dönüş olmadı ve bu temeli atamıyoruz. Töreni de gene Emine ablamızla gittiğimiz vali beye arz ettik. Bir uluslararası skandalın içindeyiz. Ne yapalım? Vali bey bir konuşayım falan dedi. Ortadan konuştu. Peki dedim, atılmayacağına göre bu programı iptal etmemiz gerekiyor. Siz bir yazıyla mülki amir olarak bildirmeniz uygun olur. Siz yazın, ben yazmayayım dedi. Ben de Vali Bey'in emriyle bu program iptal edilmiş mesajını üzülerek, içim kan ağlayarak çektim. Ve toplum nezdinde yalancı durumuna düşürüldük. Hatta uluslararası platformda Türk-Japon Kültür Merkezi'nin temelini 14 Eylül tarihinde Ertuğrul Şehitleri Anma Töreni'nde davet etmiştik, programı bildirmiştik. Ne yazık ki OBB Bakanı sonradan vazgeçti. Niçini bilmiyorum. Kendisi bir açıklama yapsın, inandırıcı bir açıklama yapsın. Bunu bekliyoruz. Bu sonuç için bir üzüntümüz de yok, temel atılmadı diye. Aksine OBB Bakanı'nın gerçek yüzünü üyegillere gösterdiğimiz için de memnunuz. Bilinmelidir ki aldatılan kişiler olarak biz buradayız. Ama aldatanlar sonunda yolcudurlar. Tarihi bir lahit üzerinde bir bilge insan aldatma konusunda şunları yazmıştır. Liyakat satın alınarak kazanılmış ise beş para etmez. İnsanı tanımak için onu sınamak kafidir. Hafif acılar unutulur ama derin acılar maalesef iz bırakır. Bizim aldatılmamız üyegillerin de defalarca aldatıldığının bir ifadesidir. Tren yolu geçecek dediler, bisiklet yolu geçirdiler. Çöpü kaldıracağız dediler, katmerlisini yaptılar. Doğayı koruyoruz dediler, tarım arazilerinin kalbine enerji santralı diktiler. Turizm şahlanacak dediler, turizmi çökerttiler. Ünye'de turist görüyor musunuz? Yurt dışından gelen, memleket özlemi çeken insanların geldiğini görüyoruz sadece. Benim ilkokulda okuduğum dönemlerde bu memlekete turistler gelirdi, yerli turistler gelirdi. Aldatmacılık ile ilgili güzel sözler vardır. Dilerim aldatanlar ibret alırlar. Aptal kurt sürüden kovulunca kendini Kaf Dağı'nda reis sanarmış. Güler adamdan, suyun sessiz akanından korkacaksınız. Yoldan geçeni seçen bu toplum aldatılmaya mahkumdur. Fındık unundan çikolata, incir dalından oklava olmaz. Yöneticilik bilgelik ister. Herkesi iki kez toplu
toplumu ise hiçbir zaman aldatamazsınız. Aydınlanmamış toplumu her zaman aldatmak mümkündür. Bir lider toplumu aldatırsa tarihte asla lider olarak anılmaz. Yüzünüze güleni dost sandığınız kişiler aslında yalan söyleyen yüzsüzlerdir. Kuşu postu giyen siyasetçi, her ikisi de kuşu postu giyen siyasetçi bütün siyasetçilerden daha tehlikelidir. Aptal ile eşeğin bir ortak yanı vardır. Her ikisi de aldatmaktan hoşlanmaktadırlar. Tayfanın acemisi dümenden uzak durur. Beceremeyeceği işlere bulaşmaz. Ve son olarak bilim bilim içindir. Bilim kendin içindir. Sen bilimi bilmezsen yöneticilik senin neyinedir? Durum bundan ibaret. Burada protokol görmek isterseniz var. Ayrıca büyükelçilere yazdığımız davet ve programlar gene ekte var. Sizin takdirlerinize sunuyorum. Bu aldatılma, bize yalan söylenme, Türk kültürüne ihanet etme konusunu, uluslararası bir skandal olan bu konuyu layıkıyla kamuoyuna duyurmanızı sizden bekliyorum, rica ediyorum.